Merhaba Webtekno izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber trafikte hayatımızı kurtaran bir navigasyon uygulamasını inceleyeceğiz. Yandex Navigasyon. Uygulamamızı açalım arkadaşlar. Şimdi uygulamanın ana menüsü bu şekilde. Zaten bir tane menüsü var arkadaşlar. Şöyle hafif bir 3 boyut vermişler. Yaklaştıkça bu 3 boyut artıyor. Uzaklaştıkça da azalıyor 3 boyut hissi. Yandex Navigasyon Türkiye'nin ilk gerçek zamanlı trafik bilgisi veren navigasyon uygulaması olarak geçiyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yeşil yollar trafik akışında bir sıkıntı olmayan güzergahlar. Kırmızılarsa kapalı olan yollar. Haliyle sarı olanlar da orta, hani akmasa da damlar diyebileceğimiz yollardan. Genelde bu tarz navigasyon uygulamaları insanlara karışık gelebiliyor arkadaşlar. Hani bu gayet basit olmuş ve en önemli özelliği de bence tamamen ücretsiz olması. Şurada ayarlar sekmesine bir bakalım. Ayarlar kısmını ilk açtığımız zaman karşımıza harita ve uydu diye iki seçenek geliyor. Uyduyu seçersek şu Google Maps'ten evimi bulayım ben falan dediğimiz bu tepeden kuş bakışı gördüğümüz olay var arkadaşlar. Gece modu var, onu açıp kapatabiliyoruz. İşte 3D modu var arkadaşlar, bunu da açıp kapatabiliyoruz buradan. Yol uyarıları var. İşte trafik kazası varsa eğer o yolda uyarıyor sizi, yol çalışması varsa uyarıyor. Bunun gibi çeşitli uyarıları buradan alabiliyoruz, aktif edebiliyoruz. Ses ayarından da iki kişi var burada. İki kişi seslendirmiş işte sağa dön, sola dön. Buradan 500 metre ileride bir şeyler var gibi sesleri. Buradan Can'ı veya Ece'yi seçebiliyoruz. İstersek kapatabiliyoruz. Tamam deyip buradan çıkalım. Ayarlar bu şekilde. Favoriler sekmesinde de mesela evimizi işaretleyebiliyoruz buradan. Evimizin tam adresini girdikten sonra evimizi otomatik olarak buluyor. Ve mesela iş yerinden çıktıktan sonra hangi yol kalabalık, hangi cadde işte tıkalı, bunun gibi bilgileri size söylüyor. En kestirme yoldan sizi evinize yönlendiriyor. Arama butonuna bastığımız zaman da işte mesela ATM lazım, bizim en yakınımızdaki ATM nerede? Ya da işte benzinlik nerede, bar nerede? Bunları buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman şöyle haritada yakınımızdakileri gösteriyor bize. Hatta şehirdeki birçoğunu gösteriyor diyebiliriz etrafımızdaki. Dilersek bunları şuradaki çarpı butonuna basarak kapatabiliriz. Burası bizim bulunduğumuz bölge, otomatik olarak buldu. Şurada bir mikrofon düğmesi var. Buna bastığımız zaman sesli komut vererek bir yere gitmek istiyorsak orayı söylüyoruz. Mikrofona erişmek istiyor doğal olarak. Tamam diyoruz. Konuşalım bakalım. Alsancak. Evet, gördüğünüz gibi Alsancağı buldu arkadaşlar. Çeşitli başka Alsancak'ın civarındaki yerleri gösterdi. Vapur iskelesini gösterdi. Merkezini gösterdi Alsancak'ın. İşte Kıbrıs Şehitleri girişini falan gösterdi. Eğer buradan gitmek istediğimiz yer varsa ya da alıp sürükleyebiliyoruz sağa sola, tıklayalım. Git dediğimiz zaman Ece bize tarif etmeye başlayacak. Rota hesaplandı. Gördüğünüz gibi bizim rotamızı hesapladı. Burada da yine trafiğin akış durumunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve bir İzmirli olarak sizi temin edebilirim ki şu an hakikaten doğru gösteriyor arkadaşlar. Yani trafiğin en sıkışık olduğu nokta şu Alsancak'ın giriş noktasıdır muhtemelen bu saatlerde. Şu ara yolda muhtemelen boştur. Tamamen ücretsiz bir uygulama arkadaşlar bu. Hani özellikle İstanbul'daki arkadaşlara sesleniyorum buradan. Taksiciler sizi kazıklamasın. Açın cep telefonunuzdan bunu, en kısa yolu bulun. İşte bu taksicilerin abi şu yolda çalışma var, yok burada kaza olmuş bana telsizden bildirdiler muhabbetlerini de ortadan kaldıracak bir uygulama arkadaşlar. Ve tamamen beleş. Yandex'in Türk halkına sunduğu güzel bir uygulama. Buradan istersek hani İzmir'den İstanbul'a kadar bile rota belirleyebiliyoruz. Şunu şöyle alıp sürükleyelim. Rota hesaplandı. Gördüğünüz gibi İstanbul'u bıraktık. 464 kilometre ve 7 saat süreceğini söylüyor. Yalnız şöyle bir şey var, yurt dışına bırakamıyoruz arkadaşlar. Bu oku yurt dışını bulamıyor. Sadece Türkiye içinde geçerli. Uygulama şu an Android, iOS ve Windows Phone platformlarında var arkadaşlar. Ücretsiz durumda. Kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Trafikte yoğun saat geçiren arkadaşlar için çok da kullanışlı bir navigasyon uygulaması. Bu videomuzda sizlere Yandex Navigasyon tanıttık arkadaşlar. İncelenmesini istediğiniz uygulamaları altta gördüğünüz Twitter adresinden bize yollayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.